Dilara abla ve kuklalarla kukla köyünü kurmaya. Eğlen öğren, öğren eğlen kukla stüdyosunda. Öğren eğlen, eğlen öğren kukla stüdyosu. Sevgili çocuklar ve cıvıl cıvıl kuklalarımız. Kukla Stüdyosu adlı yarışmamızın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden şirin 10 kuklamız ile harika bir maceraya başlıyoruz. Yarışmamızı kazananı ise harika bir ödül bekliyor. Hep birlikte kuklalarımızı tanımaya ne dersiniz? Merhaba kuklalar. Merhaba Dilara. Merhaba Dilara. Yarışmaya hazır mısınız? Hazırız. Ekran başındaki çocuklar sizi tanımak için sabırsızlanıyor. Sırayla kendimizi tanıtmaya ne dersiniz? Sarkaç? Ah tabii. Merhaba. Ben Sarkaç. Dakik olmayı, zamanı güzel geçirmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet, sıradan devam edebiliriz. Merhaba Dilara abla, merhaba sevgili çocuklar. Ben Barfix. Spor benim yaşam şeklimdir. Hop 1, 2, 3. Hop 1, 2, 3. Böylece kendimi daha güçlü ve zinde hissediyorum. Ekşili. Merhaba, ben Ekşili. Çok iyi hazırlandım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Teşekkürler Ekşili, çok ciddiyiz. Her zaman. Sırada kim var? Evet, Mışıl. Merhaba, ben Mışıl. Bir şey mi kaçırdım? Yoo, en azından şimdilik kaçırmadın. Günaydın Mışıl, günaydın. Günaydın. Aa, nasıl da hazırım bu yarışmaya. Şey, sizde yastık var mı? Sarmal. Evet, Dilara abla. Ben Sarmal. En büyük özelliğim aynı anda birçok işi yapabilmemdir. Dans etmeye de bayılırım. Melodi, merhaba sana da. İşte başlıyoruz. Harika bir maceraya. Dilara abla ve kuklalarla uzun bir yol almaya. Ben Melody, tanışalım haydi, burası Kukla Stüdyosu. Oo, bu ne güzel şarkı Melody. Çeşni, selamlar. Selamlar Dilara abla. Ben yemek yapmaya bayılırım. Kepçem benim en değerli dostumdur. İşte bu nedenle ben ve Kepçem buradayız. Hoş geldiniz Çeşni ve Kepçesi. Kıpır. Merhaba Dilara abla. Merhaba kuklalar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız canlarım? Ben Kıpır. Çok teşekkürler Kıpır. Stüdyodaki tüm kuklalarımızı tanıdık. Peki hepsi bu kadar mı? Tabii ki değil. İki özel kuklamız daha var. İyi ki adeta bir bilgi kurdu. Joker hakkı kazananlara yardım edecek olan kavuklu ve eğlenceli sorularıyla gezgin kukla. Sırası gelince ikisiyle de tanışacağız. Şimdi sevgili kuklalar, başlayalım mı? Evet. İlk bölümümüzün konu başlığı mevsimler. Size bir soru soracağım ve bu soruya en hızlı cevabı veren 4 kukla bugünün yarışmacısı olacak. Bakalım ilk bölümde hangi kuklalarımızla yarışacağız? Seçmece. Birinci sorunuz geliyor. Bir yılda toplam kaç mevsim vardır? A 12, B 4, C 2. Çocuklar, sizler de ekran başında soruları cevaplayabilirsiniz. Sanırım herkes hızlıca cevabını verdi. Görelim. Ve işte ilkbahar yaz, sonbahar kış. Yani doğru cevap bir yılda toplam 4 mevsim vardır. Butona en hızlı basan Kıpır oldu. Onun arkasından Mışıl, Melody ve Çeşni geliyor. Kıpır, herkesin hızlı davrandığın için dilediğin bir soruda kavukludan yardım alma hakkı kazandın. Teşekkürler Dilara abla. Evet, Mışıl, Çeşni, Kıpır ve Melody yarışma için masalarında yerlerini alıyor. Ve Kukla Stüdyosu'nun ikinci aşaması başlıyor. Bilmece. Evet sevgili kuklalar, yarışmanın ikinci aşamasında size tam 5 soru soracağım. Ve bu 5 soruda en fazla doğru cevabı veren 2 kukla final bölümünde günün şampiyonu olmak için yarışacaklar. Hazır mıyız? Evet, evet hazırız Dilara abla. O zaman ilk sorunuz geliyor. Dikkatle dinleyin kuklalar. Bu mevsimde herkes atkı bere takar. Evlerde yanar sobalar. Bazen yağmur, bazen kar yağar. Hemen ardı ilkbahar. Hadi gelsin cevaplar. Kıpır. Bu kesinlikle hem soğuk hem de ıslak mevsimidir. Öyle bir mevsim ismi hiç duymamıştım Kıpır. Devam edelim. Melody. Düştü yerlere karlar.
Bembeyaz oldu ağaçlar, güler, eğlenir, coşar, kar topu oynayan çocuklar. Güzel sesli melodi, bestekar melodi. Evet karlar düştü, evet çocuklar kar topu oynadı, oynadı oynamasına da. Hani cevap melodi? Mışıl, sen çok durgunsun. Geldik mi? Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mışıl, başladık. Sen yine uyuyor musun yoksa? Yoo. Başladık Mışıl. Ben sorunuzu sordum. Arkadaşlarından yardım alabilirsin. Aa, ne de güzel bereymiş öyle Barfix. Çok üşüdüğümden uyku şapkamın üstüne. Bir de bere takarım ben hep kış mevsiminde. Kış mevsimi. Harika. Doğru cevap Mışıl'dan geldi. Tabii ki doğru cevap kış mevsimi. Günün ilk doğru cevabı senden geliyor Mışıl. Böylece yarışmanın ilk puanını da sen kazanıyorsun. Çok teşekkürler. Evet, ikinci sorunuz geliyor. Dikkatle dinleyin kuklalar. Güzeldir bu mevsimde yüzmek, keyifle sahilde gezmek. İşte geldi Haziran, tatil için hazırlan. Melodi. Bir güzel balinanın sırtında yüzüyorum mavi sularda. Balıklarla oldum arkadaş, denizin içinde bir parlak taş. Şarkıcı kuş melodiden yine konuyla ilgili harika bir beste. Ama ne yazık ki yine içinde cevabı barındırmıyor. Çeşni. Ya, hatırlamadım. Öyle mi olmuştu? Heh, şimdi oldu. En sıcak mevsimi buldum şimdi. Canım kepçem sayesinde. Kepçen mi? Evet Dilara abla. Kepçem, ustam sen yemek pişirirken en çok yaz mevsiminde terliyorsun diye fısıldadı bana. Canım kepçem. Cevap yaz mevsimi. Tebrikler Çeşni ve kepçesi. Doğru cevap elbette yaz mevsimi. Yeni sorunuz şöyle. Gökyüzünde bir lamba, hem lamba hem de soba. Durmadan döner dünya bu sobanın etrafında. Melodi? Ay desen. Yani aslında yaklaştın ama ay dünyanın uydusudur ve dünyanın etrafında döner. Fakat dünya onun etrafında dönmez. Çok parlak bir yıldızdır bu dünyanın etrafında döndüğü. Kıpır. Parlak bir yıldızsa tabii ki gökyüzündedir. Benim gökyüzüne baktığımda gördüğüm en parlak şey güneştir. Cevap güneş olmalı. Bravo Kıpır. Doğru cevap güneş. Bu doğru ile birlikte Çeşni ve Mışıl'ı yakalayıp bir puana ulaşıyorsun. Tebrikler. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim ve yeni sorumuz gelsin. İşte beklenen an. Bu yarışmanın en eğlenceli sorularından biri. Ve bu soruyu bize gezgin kukla soracak. Hadi ona bağlanalım. Merhaba sevgili kuklalar. Şu anda sizlere İzmir'den sesleniyorum. Arkamdaki yapıda İzmir'in meşhur saat kulesidir. Merhaba gezgin. Sorumuz hazır mı? Tabii ki sevgili Dilara abla. Sevgili kuklalar dikkatle dinleyin. Ben bir ağacım mesela. Yere bakıyorum bu mevsim. Dallarımdan düşen yapraklar, halı gibiler altımda o mevsim. Sizce bu hangi mevsim? Teşekkürler gezgin kukla. Sorumuzu duyduk. Çeşni. Ağaçlar yapraklarını döker. Yapraklar, yaprak... Yaprak sarmalar, sarmalar, dolmalar. Cevap yaprak sarma. Sevgili çocuklar, aşçımız Çeşni yarışmadan koptu, yemeklere doğru yol alıyor. Kıpır. Joker kukla. Evet, Kıpır Joker kukla hakkını kullanıyor. Hemen kütüphaneye bağlanıyoruz ve Kavuklu'dan bu soruyla ilgili bir ipucu vermesini isteyeceğiz. Merhaba Kavuklu. Merhaba Dilara abla. Kıpır'ın sorusu geliyor. Bakalım arkadaşına nasıl bir ipucu vereceksin? Pekala, bekliyorum. Evet Kıpır. Merhaba Kavuklu, yaprakların döküldüğü mevsim hangisidir? Hazırsan sana ipucunu veriyorum. Sapsarıdır bu mevsim. Başı yazdır, sonu kış. Merhaba der sıcaktır, hoşça kalı buz gibi. Yapraklar yerlere süzülür, diğer adı da güzdür. Yer sarı, gök kıpkırı, söylesin artık biri. Harika bir ipucu oldu Kavuklu. Cevap veriyorum sonbahar. Bravo Kıpır. Teşekkürler Kavuklu.
Evet, dikkatle dinleyin kuklalar. Finalistler bu sorudan sonra belli oluyor. Sorumuz şöyle. Ağaçların dalları rengarenk, dop dolu hem meyve hem de çiçek. Hazır olun, benden sonra yaz gelecek. Sizce bu hangi mevsim? Çeşni? Biliyorum, bunu biliyorum. Piknik yapmayı en çok sevdiğim mevsimdir bu. Haha, cevap ilkbahar. Harika, tebrikler Çeşni. Müthiş bir hızla gelen doğru cevap. Ağaçlar ilkbaharda çiçek açarlar. Böylece yarışmanın ikinci aşamasının sonuna geliyoruz. Puan tablomuza şöyle bir bakalım. Son durum neymiş? Melodi ne yazık ki hiç doğru cevap verememiş. Mışıl bir doğru ile ilk aşamayı tamamlamış. Cevap veriyorum. Kış mevsimi. Yeniden günaydın Mışıl arkadaş. Mışıl uykuya ara verdi ama yarışmanın ikinci aşaması bitti. Puan tablomuza geri dönelim. İkinci aşamamızda en fazla cevabı ikişer doğru ile Kıpır ve Çeşni vermişler. Tebrikler Kıpır ve Çeşni. Finalde sizinle yarışacağız. Teşekkürler. Teşekkürler Dilara abla. Evet sevgili Mışıl ve Melodi. Size de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi ikinizi bekleme masasına alırken Çeşni ve Kıpır ile büyük finale başlıyoruz. Büyük final. Evet Çeşni ve Kıpır. Hazır mıyız? Evet Dilara abla. Hazırız. Final bölümünde hızlı soru hızlı cevap şeklinde ilerliyoruz. Butona bastığınızda 3 saniye içinde cevap vermek zorundasınız. Toplam 3 soru soracağım. Bakalım programımızın kazananı kim olacak? İlk sorunuz geliyor. Dereleri doldurur, çiçeklere can olur. Ona bereket deriz ama fazlası sel olur. Çeşni. Yağmur. Bravo Çeşni, çok hızlısın. Yeni sorumuz geliyor. Sesli bir soru. Sesi dinliyoruz. Bu ne sesidir? Çeşni. Aslan kükremesi. Olmadı Çeşni. Kıpır. Gök gürültüsü. Bravo Kıpır. Elbette gök gürültüsü. Puan tablosunda 3-3'lük eşitlik var. Bu da demek oluyor ki bu son soruyu kim doğru cevaplarsa günün kazananı o olacak. Yeni soru geliyor. Aralık, Ocak, Şubat içimdeki aylardır benim. Epey soğuk olurum, sıkı sıkı giyinin. Bilin bakalım ben hangi mevsimim? Çeşni. Ocak ayı, kış mevsimi. Bravo Çeşni. Doğru cevap kış mevsimi. Bu doğru cevapla günün kazananı sen oluyorsun. Alkışlar senin için geliyor Çeşni. Teşekkürler, teşekkürler efendim. Seni de tebrik ederiz Kıpır. Bugün harika yarıştın. Teşekkürler Dilara abla. Tebrikler Çeşni, çok iyiydin. Evet sevgili çocuklar, bu bölümümüzün kazananı Çeşni oldu. Finale kalan kuklalarımızı da alkışlarla arkadaşlarının yanına alıyoruz. Kukla stüdyosu. Şimdi sıra ödülümüze geldi. Yarışmamızın ödülü ne olsun diye düşünürken hep hayalini kurduğumuz kukla köyü geldi aklımıza. Ve sizler için hayallerinizi gerçekleştireceğiniz harika bir yer bulduk. Yani bizim hep birlikte yaşadığımız rengarenk ve çok eğlenceli bir kukla köyümüz mü olacak? Yarışmayı kim kazanırsa köye istediğini yerleştirecek. Böylece sezon sonunda yepyeni ve hepimizin isteklerini içinde bulunduran bir köy inşa etmiş olacağız. Çok güzel, bu fikre bayıldım. Gerçekten harika. Tebrik ederim. Evet Çeşni. Kukla köyüne bu bölümümüzde ne inşa edeceğiz? Kararını verdin mi? Verdim. Dilara abla, böyle mevsimlerdi, meyvelerdi, çilekti derken canım bayağı bir meyve çekti. Hem lezzetli hem sağlıklı. Köyümüze şöyle güzel bir tarla eklemek istiyorum. Rengarenk. Hem köyümüzde yaşamaya başladığımızda en taze meyveleri o tarlada yetiştirebiliriz. Nasıl fikir? Harika fikir Çeşni. Bakalım köyümüze nasıl bir tarla geliyor? Tarlamız köyümüzde yerini aldı. Çeşni'nin masasına bu bölümün kazananı olduğu için mevsimler rozetini ekleyebiliriz. Harika bir rozet. Bayıldım buna. Tebrikler Çeşni. Gerçekten harika. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili çocuklar. Bitiriyoruz. Bilgiyle inşa ettiğimiz kukla köyümüzü kukla stüdyosunda kuruyoruz. Hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. Bir dahaki bölümde mutlaka görüşüyoruz. Öyle değil mi çocuklar?
Kukla Stüdyosu'ndan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.